İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan Artsa halkıyla buluştu. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi sizi Misak ve Meline Manuşan anısına düzenlenen etkinliğe davet ediyor. Anayasa değişikliği çok büyük bir tehlikeyi tehdit ediyor. Biz soyadlarımızla biziz. Arara Savaşı Ermeni tarihinin unutulmuş sayfaları. Hamşen bölgesiyle ilgili iki tarihi belge. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan 27 Ocak'ta Arsa halkıyla buluştu. Katılımcılar yerinden edilmiş kişilerin statüsüne ilişkin kaygıları, sosyal ve hukuki sorunlarını ve sorunların çözümüne yönelik bir dizi konuyu tartıştı. Toplantıda Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Artsakh'ta zorla yerinden edilen ailelerin uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmaya devam edeceğini belirtti. Armenak Abrahamyan'ın ofisi Artsakh vatandaşlarından başvuruların ve gerekli belgelerin toplanmasıyla ilgilenecek. Armenak Abrahamyan'ın 2022 tarihinde Şuşi'den yerinden edilmiş kişilerin yaklaşık 40 başvurusunu toplamış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göndermiş olduğunu hatırlatalım. Bu konuyla ilgili davalar ise devam ediyor. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahmyan ile Arsa halkı arasındaki görüşmenin video kaydı Batı Ermenistan Televizyonu'nun YouTube ve Facebook sayfalarında mevcuttur. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Ermeni Gaziler Derneği sizi Misak ve Meline Manuşan anısına düzenlenen etkinliğe davet ediyor. Etkinliğin teması Fransa'daki direniş ruhu. Toplantı 19 Şubat saat 18'de Akdeniz edisyonunda gerçekleşecek. Esterel Galeri 809 Belok Bulvarı, Mandelio la Napoli, Monoprix'in üstünde birinci kat. Ana konuşmacı, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan. Etkinlik duyuruya göre gerçekleştirilecektir. <laughs> Düşman devletin saldırgan söylemiyle dayatılan anayasa değişikliği tüm Ermeni halkının isteklerini yansıtamaz anayasa değişikliği esasen bağımsızlık bildirgesini iptal edecek ve Ermeni halkı düşmanın bizim için hazırlayacağı bir anayasaya sahip olacaktır. Tüm Ermenistan'ın hedefi tarihi adaletin güçlenmenin ve egemenliğin yeniden tesis edilmesidir. Asırlardır milli kimliğimiz, tarihi adaletimiz, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için savaşıyoruz ve savaşacağız. Anayasa değişikliğiyle Doğu Ermenistan bir kez daha Batı Ermenistan'ı ve onun haklarını arkadan vuracaktır. Siyasi amaçlarla veya dış güç faktörün baskısı altında birisinin anayasayı değiştirmesi herkesin iştahını açacak ve yeni bir anayasa yapılması için devlet üzerindeki baskı artacaktır. Yeni anayasanın kabulü, Ermenistan'ın anayasa temelinde bağımsız devlet olmasını yok edecek... Moskova, Ankara ve Bakü'nün ileriye dönük üstlendiği rolü açıkça destekleyecektir. Özellikle 1990 yılında kabul edilen beyannamedeki ibarenin kaldırılması, Doğu Ermenistan'ın egemen bir devlet olduğunun anayasal olarak onaylanmasının kaldırılması, devletin tarihselliğine dair izlerin silinmesi, tarihi mirasın hukuki olarak yok edilmesi Ana Ermenistan'ın Artsakh'la yeniden birleştirilmesine ilişkin 1 Aralık 1989 tarihli tarihi karardan Ermenilere karşı soykırım Armenosit'ten ve Batı Ermenistan'dan bahsetmeyi reddetmesinden bahsediliyor. Yüzyıl önce Kars Kalesi tek kurşun atılmadan teslim oldu. Ermenistan'ın düşmanları bu sefer de yüzyıl önce Artahı Doğu Ermenistan eliyle yalan, aldatma, gözdağı yoluyla şartlandırılmış yenilgiyle Artsakh'ı teslim ettikten sonra yüzyıl önce başaramadıkları yeni bir Rus-Türk paylaşımıyla Ermenistan Devleti'ni nihayet yok etmeye çalışıyorlar. Ermenistan ve Artsakh kaldı. Birçok adanmışın fedakarlığı ve özverisi ve Ermeni milletinin birleşik mücadelesi pahasına Ermeni milleti bir kolektif ve kimlik olarak yok.'' olmadı. Soyadı Ermeni ataları, sosyal statüleri veya meslekleri hakkında çok şey anlatabilir. Soyadı kelimesi bir milletin adı olarak açıklanmaktadır. Ancak soyadının kökeninin başlangıcında ulusal isimler yoktu. Çünkü insanlar küçük gruplar halinde birbirlerinden ayrı yaşıyorlardı ve herkes birbirini iyi tanıyordu soyadlarının ortaya çıkmasından önce Ermeniler aynı adı taşıyan kişileri ayırt etmek için şecere yapılarını kullanıyorlardı. Örneğin Harayr'ın torunu Hayk, Minas oğla Hayk ve bunun gibi. Bazen bir kişi adıyla birlikte çağrıldığı bir takma ad alırdı. Şehirlerin ortaya çıkışıyla birlikte zanaatkarlığın tarımdan ayrılmasıyla ticaret de gelişti ve insanlar bir yerden başka bir yere taşınmak zorunda kaldı. O zaman soyadı yaratmaya ihtiyaç vardı. Çünkü artık insanları özelliklerine veya sözde sıfat adlarına göre tanımak mümkün değildi. O dönemde isimlerin yanı sıra söz konusu kişinin doğduğu yerin adı da kullanılıyordu. Örneğin Ananya Shiragatsi, Grigor Datevatsi gibi veya kişinin faaliyeti veya mesleği kişinin adıyla birlikte kullanılıyordu. Örneğin Magardiş Nagaş, Grigor Magistros gibi. Zamanla eski ve orta yüzyıllarda soylu ailelerin kesinlikle soyatları vardı. Arzuruni, Amatuni, Mamigonyans, Roştoni. Daha sonra soyatlarına klan adları eklenmiş, adlara millet, soy, ev sözcükleri eklenmiştir. Örneğin Arzurun ailesi, Mamikonyanlar ailesi, Rüştuni ailesi gibi. Geçti zamanlar. Hayat kendi yasalarını dikte etmeye başladı ve sıradan insanların soyadlarına ihtiyacı vardı. Bir milletten ya da nesilden nesile birçok insanın şu ya da bu ticarette o kadar yetenekli hale geldiği ve o ticaretin adıyla bir millet olarak anılmaya başladıkları ortaya çıktı. Örneğin Bozkeriçyan, Hatstuyan, Kartaşyan. Batı Ermenistan sakinlerinin soyadları özel ilgiyi hak ediyor. Ülkenin bu kısmı bir noktada Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Türk dili Batı Ermenistan'daki birçok Ermeni soyadının oluşmasını etkilemiştir. Örneğin Demirciyan, Türkçe demirci anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Ermenilerin soyadlarında genellikle C harfi bir mesleği belirtir. Çünkü Türkçede meslek adlarının sonu -ci ile bitmektedir. Örneğin bardakçıyan soyadı bardaktan gelmektedir. Melik ön eki örneğin Melik Agopyan bir Ermeninin asil kökenini gösterir. Din adamları için baba veya sahip anlamına gelen der ön eki kullanılıyordu. Dolayısıyla örneğin Der Matevosyan, Der Bedrosyan, Der Stepanyan ve benzeri soyatlar Doğu Lejyonu Kilikya'nın kurtarılmasına kadar müttefiklerin yanında savaşmaya devam etti. 1919'da Kilikya'nın kurtarılmasının ardından Fransa, Doğu Lejyonu'nu Ermeni ve Suriye Lejyonlarına bölmeye karar verdi. Ermeni Lejyonu 1 Şubat 1920'de kuruldu. 19 Ocak 1920'de Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının filen tanınmasının ardından Ermeni Lejyonu'nun Batı Ermenistan'ın gelecekteki ulusal ordusunun çekirde olması amaçlandı. Los Angeles'taki Ermeniler aynı zamanda Batı Ermenistan'dan Orta Doğu'ya kaçan binlerce Ermeni mültecinin ve soykırımdan Armenositten sağ kurtulanların kurtarılmasına ve korunmasına yardımcı olarak insani bir rol de üstlendiler. Ermeni Lejyonu ayrıca Ermeni Yardımlaşma Cemiyeti ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde birçok Ermeni okulu yetimhaneler ve hastanelerin kurulmasına ve bakımına da katkıda bulunmuştur. Ancak Ermeni lejyonu Batı Ermenistan topraklarında bağımsız bir Ermeni devletinin savunulması ve korunması olan nihai amacına ulaşamadı. 11 Mayıs 1920'de Ermenistan'ın hukuken yani de yürü bağımsız bir devlet olarak tanınmasının ardından 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması bu hakkı kendi onayıyla tanıyan Türkiye ile müttefikler arasındaki savaşı sona erdirdi. Ermeni halkının ve Ermenistan'ın bağımsızlığı ve egemenliği için Milletler Cemiyeti'nin himayesinde bir Ermeni devletinin kurulması ancak bu antlaşma müttefiklere ve Ermenilere karşı direniş savaşı başlatan Türk milliyetçileri, teröristleri tarafından reddedildiği için hiçbir zaman uygulanmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk milliyetçileri Ermeni güçlerini yenmeyi ve Batı Ermenistan'ı işgal etmeyi başardılar. 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması Türkiye ile yeni bir savaş başlatılmasını önlemek için Başkan Woodrow Wilson'un çizdiği sınırlar içerisinde Batı Ermenistan'da bir Ermeni ulusal evi oluşturarak çözüm bulmaya çalışmıştır. Ancak bu madde bile hayata geçirilmedi. Müttefik kuvvetler bu Ermeni ulusal evini Doğu Ermenistan'ın Talim bölgesine taşıdı. Ermeni lejyonu 1920'de dağıtıldı ve üyeleri Fransa, Lübnan, Suriye ve Doğu Ermenistan gibi farklı ülkelere dağıldı. Ermeni lejyonu Ermeni tarihinin dünya ve özellikle Ermeni halkı tarafından anılmayı ve onurlandırmayı hak eden dikkate değer ve kahramanlık dolu bir bölümdür. Ermeni lejyonu aşılmaz zorluklara ve düşmanlara karşı ulusları ve davaları için savaşan Ermeni askerlerinin cesaretine, becerisine ve sadakatine tanıklık ediyor. Ermeni lejyonu aynı zamanda soykırıma, Armenoside ve baskıya rağmen hayatta kalan ve gelişen Ermeni ruhunun ve kimliğinin de simgesiydi. Ermeni lejyonu adalet ve Ermenilere karşı işlenen soykırımın Armenosid'in tanınması ayrıca Ermeni devletinin bağımsızlığı ve güvenliği için savaşmaya ve çabalamaya devam eden nesiller boyunca Ermeniler için bir gurur ve ilham kaynağı olmuştur. Ermeni Lejyonu Ermeni halkının asla unutmaması gereken bir mirasıdır. Araştırmacı Erol Ketencinin İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulduğu iki belge Hamşen ve Hamşen Ermenileri hakkında çok önemli bilgiler içeriyor. Belgelerin ilki 1 Haziran 1913'te yazılmış. Söz konusu dönemdeki Osmanlı Genelkurmay Başkanlığının Dahiliye Nezareti'ne gönderdiği bu belgede Hamşen bölgesindeki bazı köylerde yaşayanların isimleri tek tek verilen köylerin din değiştirmiş Hamşen adıyla anılan Müslümanlaşmış Ermeniler olduğu belirtiliyor. Ve 1 Haziran 1913 tarihli diğer belge ise İçişleri Bakanlığı'nın Trabzon Valiliğine yazdığı resmi yazısı. Bu yazıda ilk belgede tek tek adı geçen köylerin nüfusunun köken itibariyle Ermeni olmasına rağmen din değiştirildiğinden bahsediliyor. Bu iki yazının ortak amacı Hamşenli Ermenilerin misyonerlerin saflık ve cehalet nedeniyle aldatmacalarına boyun eğmelerini önlemektir. Makalenin tamamı Vesten Armenia TV'nin adresinde mevcuttur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nik Egipyan ve Susanna Bedosyan tarafından seslendirilen Hayrinik adlı eseri sunuyoruz. <laughs> tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.